losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Günaydın. Arife Günü'nden herkese merhaba. Siz de bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle bayramın son günü olacak. Aynen. Ama bugün günlerden pazar. Aynen. Tam bir pazar günü. Dün Burak'ın kuzenleri geldi. Ankara'dan, İstanbul'dan teyzeleri geldi. Oradaydık. Anneanne de bugün de şimdi uyandık. Sabahtan gördünüz, ben hemen bir temizlik yaptım ondan. Aslında saat çarşamba Sevinç abla gelmişti ama hem böyle misafir falan ağırlamıştım ondan sonra biliyorsunuz. Tekrardan temizlenmiş olsun. Bir de halıları böyle temiz temiz sereyim istediğim için hemen sil süpür villada işte toz alma işlerini hallettim. Evde Burak uyandıktan sonra da yatak odasını yaptım. Bir de koridoru da bırakmıştım en son, işte orada çok gezineceğiz falan diye. Şimdi orayı da hallettim hazırlanmış halimle. Bu vlog yarın bayramın ilk gününü de kapsıyor olacak. Bir de bugün aynı zamanda Ramazan'ın da son günü. İnşallah seneye de görmek nasip olur. Gerçekten nasıl geçtiğini hiç anlamadım. 30 gün bence çok hızlı geçti. Biraz şey yaptık, bazen zorlandık, bazen rahat geçirdik. Ama çok şükür sağ salim bitirdik ve bayrama eriştik. Ev tertemiz, ben de hazırım ve şimdi artık çıkıyoruz. Size hemen ne giydiğimi göstereyim. Milla'dan aldığım bu jean tulumu giydim. Bunu yaptırmıştım teyze, çünkü şu kısmı inanılmaz boldu. Yine hala bile bol. Aslında hani kilo alsam bile rahatlıkla giyebileceğim bir bolluktu. Ama biraz böyle salaş durmasını sevdiğim için çok fazla daralttırmadım. Bunun hala stoğu varsa bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok tatlı bir duruşu var. İnanılmaz güzel ve tok bir kumaş var, yani kaliteli. İçimdeki de yine Milla'nın basiclerinden de. Bu şekilde oldum. Hatta takım olduk. Burak da bugün kot gömlek ve kot pantolon giydi. Şu dediğim gibi stokları varsa size giydiklerim adı altında açıklama kısmında bu videoda gösterdiğim tüm kıyafetlerim, bende olan ürünleri eklerim zaten. Evet, o zaman artık biz çıkıyoruz. Sizinle tekrar görüşürüz. Bakar mısınız? Biz takım olduk. Ayakkabılarımız aynı zaten. İstanbul'dan aldım. Denim on denim kombine olduk. Benim on benim. Instagram'a da çekmiştim. Şimdi geldik anneannesine, Burak'ın. Buradan kuzenleri falan hep beraber geçeceğiz mezarlığa. Köye gideceğiz sana şimdi. Böyle. Dün anneye ziyaret. Bugün de ziyaret. Annemi dün ziyaret ettik biz. Kardeşim bugün çalışıyordu çünkü. O yüzden dün gittik. Bir de bayramda da gideriz diye düşündük zaten. Bugün de Burak'ın dedesini ziyaret edeceğiz. Böyle. Herkese selam. Şişmiş gözlerle kamerayı açıyorum. Çünkü o kadar güzel uyumuşum ki saat şu an 8:01 geçiyor ve iftara yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle normalde inanılmaz kalabalığız. Buran demiştim size, Ankara'daki ve İstanbul'daki teyzeleri de geldi. Hatta teyzelerinin kayınvalideleri de geldi İstanbul'daki. O yüzden bayağı bir kalabalık bir grubuz. Şöyle toplanınca 17 kişi falan oluyoruz. O yüzden böyle akşam yemeklerinde falan hep işte evimize geçiyoruz. Dağılıyor herkes, ablamlar eve, biz kendi evimizde falan diye. O yüzden bugün evde bir şeyler hazırlayacaktık. Planlamıştık aslında kafamızda. Geçen aldığım dondurucuda mantı vardı. Onu yaparız diye düşünmüştük. Çünkü köyde bayağı bir vakit geçirdik. Orada çok oyalanınca hazır bir şeyler hemen hızlıca yaparız diye düşündük ama ben uyuyakalmışım. Sonra halde annem aramış ve bizi iftara çağırmışlar. Öyle olunca Burak da seslenmemiş ve saat 8. Şimdi direkt yetişmeye gidiyoruz ama o kadar iyi geldi ki temiz hava inanılmaz çarptı beni. Kocacığım sen nasılsın? Bıcıklım yavrum. Yavrum. Ben iyiyim, ben uyumam. Burak uyumadı. Böyle şimdi gidiyoruz, arabamızdayız.
Tekrar selam. Oo, turuncu. Selam de Cansu. Arkadaşlarınızlar belki. Selam. Şimdi çarşıdayız. Yemekleri yedik, tatlıları yedik, çarşıya çıktık, bir şeyler bakıyoruz. Eritiyor. O kadar keyifli ki, bakar mısınız kalabalığa? Tam bir bayram havası var şu anda ve bizim Milli Kuvvetler denilen bu cadde zaten mecburi caddemiz diyeyim. Burası böyle trafiğe kapanıyor. Şu an hiçbir araba geçemiyor, o yüzden yolun ortasından yürüyoruz. Tam bir Balıkesirli gibi. Aşırı keyifli oluyor. Yarın da bayramın ilk günü Halide annemdeyiz. Kahvaltıda, hatta akşam yemeğinde de oradayız. Sonrasında zaten bol bol gezmeli bir gün olacak. Böyle ay gerçekten anca sindiriyoruz dediklerimizi. Bir Adaks'a falan uğradık. Çok minik iki şey aldım. Kalabalıkta da biraz gezmesi zor oluyor yani. Çok insan var her yerde. Şimdilik böyleyiz. Ve şu an ortamımızda son durum. O kadar kalabalık ki. Şimdi burada çay ve çekirdek yapıyoruz. Şu anda 11 çeyrek ve her yer açık. İnanılmaz güzel yani. Arife günü gerçekten çok seviyoruz. Ve gecenin 11'de çekirdek çıtlıyoruz. Aynen. Hadi güle güle. Açası yok. Arayın açısındayım. Ben ara buldum. Sen çay yok mu? Gelir mi? Hangi adam? Ay sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Selam. Bayram için son hazırlıkları yapmaya geldim şimdi sizinle beraber. Yarın sabahtan Halide annemle kahvaltıdayız. Sonrasında bütün gezilecek yerleri gezip bitirelim ki diğer günlerde de belki bize de gelmek isteyen arkadaşlarımız falan olabilir diye düşündük. O yüzden ben evde böyle her şeyi hazır edeceğim. Burada Ayven için aldığım minik bir bayram hediyesi var. Burak amcası ve Gamze teyzesinden. Şimdi burada benim çikolatalığım var. Daha istemeden almıştık bize. Şöyle ben seçmiştim. Aslında evi gümüş konseptli yapacağım belli olduğu için. O yüzden böyle bir şey almıştım. Daha şık bir parça olsun. Böyle bayramlarda çikolata koyarım diye düşünmüştüm hep. Bu tamamen benim zevkimdi. Halde annemler bana seçtirmişlerdi. O yüzden şimdi bunun içerisine şöyle ülkeli çikolatalarından aldım. Bunlar çok lezzetli oluyor çünkü. Bir de fanusta şöyle şekerlerimiz var ama bunu gidip gelip yediğimiz için üzerine eklemem gerekiyor. Balıkesir kolonyalarımız var. Biliyorsunuz Balıkesir'in kolonyaları meşhur. O yüzden hangisini açayım bilmiyorum ama şimdi bu çikolataların renklerine uyumlu sanki şu daha tatlı olacak gibi. Böyle ikisini yan yana koyacağım. Çikolataları da hızlıca koyalım. Bu zaman sonra özlenen bayramlar sanki geri geliyor gibi değil mi gerçekten? Bayramlıklarımı yatağın üzerine koyup böyle hazır etmek istiyorum. Çikolatalar hazır. Ve her şeyim hazır. Tamamen hazırladım. Evi toparladım. Mutfakta bulaşıkta birkaç bulaşık vardı. Onları yerleştirdim. Artık makyajımı çıkarıp şöyle güzel bir bakım yapabilirim. Tam bayram öncesi. Sabah cildimi hazırlamış olurum diye düşündüm. Bir yandan makyajımı çıkarırken de bir yandan sohbet edelim sizinle. O eski bayram tadını, o havayı yaşayalım diye bayramlıklarımı yatağımın üzerine koydum az önce. Gerçekten tam da öyle bir his oldu. Çünkü her şeyin yeni alınır. Ayakkabıların yeni alınır. Çantan yeni alınır. Onları giymek için sabahı heyecanla beklersin. Gerçekten tam olarak şu an öyleyim. Geçen sene Burak askerden yeni dönmüştü ve tam pandemi zamanıydı. Herkes evindeydi. Hiçbir yere gidememiştik. Her yer kapalıydı zaten. Sevdiklerimizle tekrar bir arada olmanın, kavuşmanın bayramı, sevinci gibi de oluyor aynı zamanda. Bayrama birlikte hazırlanacağız. Halide annem kahvaltıdayız. 17 kişi falan olacağız diye bahsetmiştim. Ki ben de pankek yapayım size. Sen daha farklı şeyleri hallet anne dedim. O yüzden sabah sizinle beraber pankek yapacağız. Hazırlanacağız. Yani yarın bütün gün beraberiz. Bir bayram günü olacak. Ben de bayramın 3. gününü bekleyeyim. Yani bu 2 gün boyunca evdeyim. Acı günü de büyük ihtimalle hep beraber dışarıda kahvaltıdayız. Havanın durumuna bağlı olarak. Tabi hava çok soğuk olduğu zaman da bu sıralar hava inanılmaz soğuk gidiyor. Bugün de çok serindi gerçekten. O yüzden sadece kot montlarla üşüdük. Ben şimdi size iyi geceler diliyorum. Bayramın ilk sabahında sizinle buluşmak üzere. It
Günaydın. Herkese iyi bayramlar. Bugün bayram sabahı. Kalktım. Hemen hazırlandım. Şu an Burak hazırlanıyor. 10 dakika içinde çıkıyoruz evden. Nasıl buldunuz bugün bayram kombinimi? Böyle incilendik ve pembişlendik. Tam bir yeni gelin kombini değil mi? Pandemiye denk geldiğimiz için bence yeni gelinliğim hala sürüyor olabilir. Bu kolumdaki bilezik de az önce takarken gördüğünüz annemin bileziğiydi. O yüzden benim için çok anlamlı. Böyle özel günlerde mutlaka takarım. Normalde öyle bilezik takma huyum yoktur zaten biliyorsunuz ama böyle o hatırada olduğu için aynı zamanda onu ömür boyunca inşallah böyle ömrüm yettiğince saklayacağım. Yani aslında benim için bir böyle şey gibi. Anneden yadigar gibi. O yüzden onu taktım. Şöyle bir tane incili taç taktım. Gidip incimi sevmek istiyorum. Saçlarıma da maşa yaptım bugün. Uzun zamandır böyle saçlarımı şekillendirmiyordum. Saçımın rengi ortaya çıktı neredeyse. Bu arada artık Mayıs ayında yani bayramdan sonra Elmas abi zaten Mayıs gibi gel demişti. Saçlarımı tekrardan 11'sini yenileyeceğiz. Hem biraz üste çıkacağız. Gördüğünüz gibi biraz renk tonlarında şeyler var böyle artık kızıllaşmalar var. Ne kadar mor şampuan kullansam da artık ömrü doldu. Biraz kesip biraz bakım yapıp biraz da tekrardan rengini yerine getiririz diye düşünüyorum. Hemen şöyle ayna karşısında da kombinimi göstereyim. Sonra zaten Halide anneme geçiyoruz. Pankekler de soğumuştur. Onları da bir kaba alayım. Ondan sonra zaten çıkarız beraber. İşte benim bayram kombinim bu şekilde. Elbise o kadar tatlı çıktı ki siz de çok beğenmişsiniz. Zaten aldığımda paylaşmıştım bir önceki alışveriş videosunda. Gerçekten çok sevimli bir elbise. Birkaç rengi daha vardı. Siyahı ve beyazı mı vardı acaba? Normalde çorap giymeyecektim. Şu an çorap var altımda ama havayı gördüğünüz gibi malum. İyi ki açık ayakkabı almamışım dedim hatta. Boy olarak da gayet güzel. Böyle otururken kalkarken rahat edebileceğiniz boy. Hatta otururken boyu birazcık daha uzuyor. Şimdi böyleyim. Burak da hemen hazırlansın. Ondan sonra çıkıyoruz. Çok güzel bayramlar edelim. İnşallah büyüklerimin küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Hepinize musmutlu bayramlar, musmutlu seneler diliyorum. İnşallah bir sonraki bayrama erişmek dileğiyle. O zaman birazdan görüşürüz. Ve evden çıktık. Kocam da hazırlandı. Herkese iyi bayramlar. Bayramlar herkese. Evet, şimdi Halide anneme geçiyoruz. Heyecanlı mısın? Neredeyse ilk bayramımız sayılır. Geçen sene askerde kurban vardı. Askerden dönmüştüm de o zaman yasaklar vardı. Evet, kutlayamamıştık. Bir kutup geçti kurban. Aynen. Ama bu bayram daha bayram gibi geçiyor bence. Çünkü kurban bayramında genelde etle falan uğraşıyorsunuz ya. Bunda tam gezme bayramı oluyor. Dikkat dikkat dikkat, arkadan sucuk geliyor. Bu ne güzel uyum. Elbisesinin güzelliğine bakın. Nereden aldın elbiseni? Böyle takipçilerime. Bunu Hazeran'dan aldık. Arkadaşlar oradan alınmış. Instagram'dan. Ay burası da binmiş bizim soframız galiba. Dedin ya bebeğe. Güzel yapmış mı yenge pankekleri? Güzel olmuş mu? Öyle yemeyiz değil mi babacığım? Öyle yemeyiz. Şimdi bayramlaşma faslı. Bizim geçen sene bayramlaşmamızı hatırlayanlar. Boy şey, yaş sırasına göre giriyoruz. Herkes birbirini öpecek şimdi. Hadi iyi seyirler. Evet, şimdi kahvelerimizi yapıyoruz. Annem de burada. İyi bayramlar. Herkese bayramınız nasıl? Evet, öpüyoruz sizi. Şimdi kahve faslına geçtik. Şekerlendik. Kolonya da dağıttık. Artık kahveleri yapacağız. Size şöyle koyayım, beraber yapalım bayram kahvelerimizi. Merhaba. Thank you.
Ve biz evden çıktık. Buran amcaları geldi. Birazcık da onlarla oturduk. Şimdi bayramlaşmaya gidiyoruz. Babaanneme, anneanneme o tarafları gezeceğiz. Sonra Ercanlara uğrayacağız. Ercan da geldi Urfa'dan. Rukiye'nin eşi adayı diyeyim yani artık öyle. Bol bol baklava yemece. Baklava ve sarma. Hazır mısın? İlk durak babaanne. Babaanne iyi bayramlar dile takipçilerime. Öptüm sizi de. Ve şimdi babaannemden çıktık ve anneanneme giriyoruz. Orayla da bayramlaşalım. Zaten teyzemler de burada. O yüzden direkt aradan çıkacağız. Az önce bir takipçimle karşılaştım. Of, asansörde telefon çekmiyor ama kamera çekebiliyorum. Tam analim merdivenlerinden inerken tanıdı. Beni izliyorsa buradan kocaman sevgiler. Gerçekten o kadar çok denk geliyor ki artık ben de inanılmaz şaşırıyorum. Çarşıda falan sürekli birileri tanıyor. İnanılmaz mutlu oluyorum. O yüzden lütfen beni görürseniz yanıma gelin. Mutlaka gelin. Gezmelerinde dondurma molası. Toblerone'un dondurması çıkmış, hiç söylemiyorsunuz. Burak almış. Şöyle koysam düşer misiniz dondurma molası? Sakın fren yapma tamam mı? Hep gaz yap. Şimdi Nermin'lere gidiyoruz. Oradan ev sahibimiz Salih teyzeye gideceğiz. Sonra döneceğiz. Her yeri bitirdik vallahi, hızlı hızlı gezdik. Bir akşam Ercanlara, işte arkadaşlarımıza akşam uğrayacağız. Onlar da bize gelecekler. Böyle zaten yemekte yine halde annemdeyiz. Aynı ekip olarak. O yüzden şimdi son birkaç yerimiz kaldı. Onları da halledeceğiz. Bir de yarın gidecek uğrayacaklarımız var. Ya da bize gelecekler var. Bize de gelsinler misafirler. Evimizde bekliyor kolonyamız, şekerimiz. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ben dondurmamı yiyeyim hızlıca. Bakın. Pembe bir kız. İyi bayramlar Derven. Bay bay. Uzun uzun çekmiş oldum. Evet. Gülüyor. Burak amcasına geliyor. Gitsin kız merak etme. Niye o kadar? Niye öyle? Allah burada. Aa bu kim? Bu güzel kim? Allah. Heyecanlandı kendini görünce. Kimmiş bu güzel kız ya? Allah ne heyecan kız. Selam, kombin değişikliği ve evdeyiz. Şimdi bir şu parfümü sıkayım hemen. Zara'nın fenmesini sıkıyorum. O kadar güzel bir koku ki. Böyle hem inanılmaz kalıcı hem de çok böyle nasıl diyeyim, ne çok ağır ne çok hafif, değişik böyle akılda kalan bir kokusu var. Şimdi şöyle bir elbise mi giydim size göstereyim hemen. Şöyle bir elbise giydim. Olamaz, bataryam bitiyor. Hemen kapatmam lazım. Hatta ablama geçiyorum. Ondan da hemen bahsedeceğim size ama. Yine tacım, küpelerim hepsi duruyor. Çünkü akşam arkadaşlarımıza gideceğimiz için ziyarete birkaç yere daha gideceğiz. O yüzden böyle biraz sporlaşmak istedim. Açıkçası elbiseyle biraz rahatsız oldum. Ama bir yandan da şıklığımı korumaya çalışıyorum. Şimdi hemen rujumu da tazeliyorum. Ve şimdi çıkıyorum. Selin abla ablama geçmiş. Ablam İnci'yi uyutmuş. Bugün inanılmaz huysuzdu. Tam 2 yaş sendromunda şu an İnci. Ve böyle her şeyi ağlayarak yaptırmak istiyor. O yüzden şimdi uyumuşken gelin dedi. Sakin sakin kahve içelim. Onlara yetişmeye çalışacağım. Sizi de yanımda götüreceğim. Ablamın orada bataryamı şarja takarım diye düşündüm. Bitmesi iyi oldu. Bayağı uzun uzun çekiyorum şu an. Bayramda tamamen bizimlesiniz. O zaman ben hemen bir üzerimi de hemen bir rujumu falan tazeleyeyim. Ondan sonra zaten çıkarız. Çok güzel yağmur başladı. O kadar güzel ki hava şu an size anlatamam gerçekten. Biraz tabii ki ben de şimdi minik bir koltuk düzeltme işleri. Biraz yükseltme. Bataryam bitmek üzere. Hemen ablama gidip takmam lazım. Camıma bakar mısınız? Şahane gözüküyor. Hadi bakalım gidelim. Bu anahtarsız çalıştırma olayı çok güzel. Çantanızdan çıkarmanıza bile gerek olmuyor şeyi. Diyoruz. Artık sizinle ablamda buluşuruz. Hatta uyanmış olur büyük ihtimalle. Birazcık onunla da vakit geçiririm. Çünkü çok keyifsizdi. Rahat rahat oynayamadık, gidiyorsunuz. Görüşürüz. Aferin bir tanem. Uykun mu geldi? Kaldırabiliyor musun? Hiç nazar değmiyor musun? Falan diyor. Gerçekten öyle olsam abi. Allah var şimdi, güzel insanız yani. Evet ya. Hepimiz maşallah. Oo, kızlar pizza söylemiş. Evet. İnci de pizza. Ne istiyorsun yengece? Pizza istiyorum. Evet, şimdi vereceğim ben kızıma pizza. Afiyet olsun Selo. Buraya mı kaçtın kız? Buraya mı kaçtın? Evet. Ben de şimdi çay yapıyorum ben de. Aynen.
Ben şey içmiyorum. Ben yemek yemeyeceğim o zaman. Kahve içiyorum ya. Dilim al yap Instagram sanatına. Ve tekrar sabah başladığımız yerdeyiz. İnci, kavuştun mu dedene? Yok. Dede olunca evet. Ama huyu değişiyor hemen. Şimdi yemek hazırlıkları başladı. Şöyle göstereyim. Hatta annemler yine nefis hazırlıklar yapmışlar. Misafirlik akınlarını çıkarmış annem. O kadar güzel ki bayılıyorum. Bakar mısınız desenleri? Çok ince, nefis. Şakşuka var, dolma var, börek var. Oh oh. Mutfağa bakalım ne varmış. Merhaba, tık tık misafir kabul ediyor musunuz? Ay, salatalar var. Bu teyzelerin güzelliğine bakın. Artık benim de teyzem oldu. Hatta benim teyzem, o damat oldu. Aynen öyle oldu. Burada çorbamız var. Anadolu çorbası. Cemal sen de bunları salona götür. Yani içinde şeyler mi var? Bakliyatların oldu. Yeşil mercimek. Nohut. Açık et buğday. Ay ne güzel gözüküyor. Pilavımız var. Burada da etli yemek. Et yemek. Oh. İçeride dolmalar var. Onları çektim. Yine mutfakta, biz balkondayız yine gençler olarak. Gençler. Ay şu köşeyi göstereceğim şimdi size. Geçmek istemedim koridorda. Bakın bakalım bu kim? Aynı İnci. İnci desek başımız ağrımaz. Bakar mısınız ablamın küçüklüğüne? Bu da bir zamanlar Ecem Bozalan. Ecem kahraman. Ta da da da. Ay Burak'a bakar mısınız? Ben bu çocuğu beğendim. Evet. Ya kocaman küçüklüğü. Sapsarı. Ay şuraya da bakalım. Oh gençlik hali. Ergen Ecem. Ay. Hele şurada. Ablam benim. Gerçekten aynı İnci. Bu kreşe giderken. Evet. Şurada. Bu da kreşte. Bu da aynı zamanlar. Öyle. İnci'nin annesi bu da. Takip edelim. Doğru ne istiyorsun? Anne. Burada çok mu Baby TV televizyonu? Ecem'e de kızacağım. İnci kameraya bay bay yapar mısın? İsmimi doğru söylemiyorsun. İnci kameraya bay bay yap. Ne diyorum? Oğuzhan diyorsun. Ha. Oğuzhan mı benim? Olsan. Ne diyor? Olsan diyor ya. Olsan. Olsan. Bakın kuma bunlar kuma. Evimize bizimle beraber giriyor terbiyesiz. Hepsi benim evlatlarım. Evet, hepsi bunları tek tek benim yavrularım sırayla evleniyorlar. Bir tek Ufukcuğum ben kalıyor evladım. Artık geriye. Ben tam boş. Boş. Gel yavrum sen. Şimdi eve geldik gördüğünüz üzere. Kalabalıkça. Şimdi hatta Selin abla, Fulya, Cansu onlar da bize geliyorlar kalmaya. Çünkü tam Ercan da burada bu arada geldi. Urfalımız. Şimdi oldu. Işık bir rengi değişti de bir an. Şimdi şu anda saatimiz kaç hemen bir bakayım. Saatimiz 12'ye çeyrek var. Kızlar da bize geliyorlar. Yarın sabah hep beraber kahvaltı planı yapıldı. Daha önce sizlerle beraber aslında gitmiştik oraya. Yol kenarında Bursa yolunda Tellioğlu'na gideceğiz. Bu kadar kalabalık çünkü her yere maalesef sığamayız. Hava da yağmurlu. O yüzden hem açık hem kapalı olabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Orası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Gel selam ver. Arkadaşlarıma merhaba de. Merhabalar geldin arkadaşlar sonunda. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. İyi bayramlar. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna da basın. İyi bayramlar. İşte, arkadaş dediğimiz böyle olmalı. Teşekkürler. Hoşçakal. Böyle şimdi onlar orada oturacaklar. Biz de kızlarla oturma odasına takılırız diye düşündük. O yüzden dedik ki bugün bizde kalın. Bir sonraki de büyük ihtimalle ablamda kalacağız. Çünkü hep beraber böyle güzel oluyor. Anca vakit geçirebiliyoruz. Kalabalıkta başka türlü olmuyor. O yüzden şimdi ben hemen böyle birazcık yatakları falan ayarlayacağım onlar gelene kadar. Sonra burada böyle keyif yapacağız. O kısımları da çekerim ve videomu o şekilde kapatırım. Hatta bayramda inanılmaz yoğun geçirdiğimiz bir bayram. Eski bayramların tadını yavaş yavaş alıyoruz diye düşünüyorum. Şimdilik kapatayım ve ben hemen eşyaları ayarlayayım, üzerimi değiştireyim. Daha sonra şurayı beraber
Ve artık videomu burada bitiriyorum. Saat 2'ye geliyor. Bizim için bayramın ilk günü böyle geçti. Siz neler yaptınız bayramda? Mutlaka yorumlarda bekliyorum da. Okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hepinize tekrardan iyi bayramlar. Sizi çok seviyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram adresimi bırakıyorum. Çünkü orada anlık olarak her anımı paylaştığım için orada bana daha fazla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bye bye.